Merhabalar, ben Çağla Oktar, Spor Gönüllü Derneği kurucu üyesi ve genel sekreteriyim. Bugünkü konuğum sevgili Erhan Oral. Kendisiyle spor ve tenis konuşacağız. Erhan Hocam, TED Tenis Direktörü, Tenis Federasyonu 5. Kademe Teknik Direktörü ve Marcel İlhan ve Pemra Özgen'in de antrenörü. Şimdi kendisiyle çocuklar üzerinde tenisle ilgili biraz soru soracağım ve diyeceğim ki öncelikle çocuklar tenise kaç yaşında başlar gibi bir soru sormayacağım. Çünkü biliyorum ki çocuklar esasında 3 yaşından sonra bence toplu sporlarda oyun yoluyla branş beceriler kazandırılabilir. Dolayısıyla kendisinin bakış açısını merak ediyorum bu. Yani erken yaşta çocuğa tenis eğitimi vermek gerekli mi? Nasıl ilerlemeliyiz ebeveynler? Nasıl ilerlemeli? Şöyle, öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Şimdi şöyle konuya girmek istiyorum. Tenis uzun dönemde uzmanlaşılan bir spor branşı olduğu için çok erken uzmanlaşılmadığından dolayı erken yaşlarda başlanabilir. Dediğiniz gibi toplu sporlarda 5 yaşın diyebiliriz ama böyle bir sayı vermek istemiyorum çok ama erken başlanabilir. Tenis eğitiminin açıklaması çok önemli burada. Bu demin bahsettiğiniz gibi oyuna dayalı bir yöntemle olmalı. Tenis becerisine yönelik, sportif becerileri geliştirmeye yönelik olmalı. O zaman bu program dahilinde olduğu zaman çocuk öğrenme hızını oldukça geliştirdiğini söyleyebilirim. Peki şöyle bir soru sorsam. Erken yaşta başlayan bir çocukla daha geç yaşta başlayan bir çocuk arasında çok büyük uçurumlar yaşanıyor mu? Yani 8 yaşında, 10 yaşında bir çocuk tenise başlıyor ilk. Çok ya bu biraz da tabii çocuğun altyapıda aldığı diğer spor branşlarına bakmak lazım. Özellikle tenis sporu gibi becerisi yüksek ve tenis raketi ve top olan içinde iki tane enstrüman olan bir branş için söyleyeyim. Alternatif spor çok önemli. Yani 8 yaşındaki çocuk eğer daha önceden bir spor yapıyorsa hiçbir şey fark etmez. Çünkü altyapıda bizim çeviklik dediğimiz, denge dediğimiz ve koordinatif becerileri dediğimiz şey çok önemli. Ve sinir sistemi de daha yeni gelişmeye başladığı için 8 ile 5 yaş arasında öyle uçurumsal bir fark olmayacaktır. Dediğim gibi ama bu çocuğun, 8 yaşındaki çocuğumuzun daha önceden nelerle haşır neşir olduğu da önemli. Yani aslında mutlaka yine 8 yaş öncesinde spor yapıyor, fiziksel aktiviteye katılım seviyesinin yüksek olması lazım. Kesinlikle. Okey, tamam. Peki çocuğumuz spor branşına dahil tenis oynuyor ve kaç yaşlarında bir kırılım gösteriyor? Yani şöyle diyebiliyor muyuz? Çocuğumuz 12 yaşından sonra evet ya profesyonel olma yolunda ya da bu işi daha ciddi düşünebilir diyebilir miyiz? Kaç yaştır bu kırılımların yaşandığı? Ya da bırakmalar kaç yaşında başlıyor? Biz katılımcı olarak yolluyoruz çocuğumuzu. Evet. Tenis oynasın istiyoruz, işte ilerlesin, turnuvalara girsin falan ama o kırılımlar kaç yaşlarında belli oluyor? Şöyle, kızlarla erkekleri ayırmak gerekiyor bir defa. Evet. Kızlar biraz daha erken olgunlaştığı için kızlarda biraz daha erken düşüş oluyor. Çünkü onlar hayatı biraz daha erken keşfetmeye başlıyorlar. Arkadaşlık, sosyalleşme, spora olan yeteneği demeyeyim de katılımı kızlar biraz daha erken oluyor. Erkekler biraz daha geç devam ediyor. Bu işin fizyolojik tarafı. Bir de işin eğitim tarafı var. Yani Türkiye'de biliyorsunuz malum LGS eğitim en büyük kırılmanın yaşandığı, dökülmenin yaşandığı yaş eğitim maalesef. Spor mu? Eğitim mi spor mu oluyor? Ben olaya şu açıdan yaklaşmak istiyorum. Bir defa kesinlikle spor hayatın içinde yaşam boyu tenis veya yaşam boyu spor mutlaka olmalı. Hangi sınava girerse girsin, hangi işi yaparsa yapsın kesinlikle bu kadar uzun süre emek verdiği bir şeyde bırakmamalı. Burada düşmemeli. LGS'ye bile hazırlansa, üniversite sınavına da hazırlansa sportif katılımın olduğu yerlerde eğitimsel yani öğrenim başarısının da yüksek olduğu bilimsel olarak ispatlanmış durumda. O yüzden kesinlikle işte test çözmeli, spor yapmamalı demiyorum ben. Kesinlikle spora erken yaşta başlamalı. Katılımcı olarak devam etmesinde hiçbir sorun yok. Ve 14 yaşında, 16 yaşında veya 18 yaşında milli takımda olup sonradan yaşam boyu spora geçebilir. Yani bu geçiş interaktif olabilir veya sonradan tekrar geri dönebilir. O yüzden biraz önce söyledim. Tenis uzun vadeli uzmanlaşılan bir branş. O yüzden kesinlikle
Ve çok sosyal bir branş. Yani sosyalliği çok üst düzeyde olan branş ve iletişimde bence çok önemli. Velilerin şöyle bir şey var. Yatırım yapıyorum işte çocuklara. Evet, oraya da geleceğim. Böyle bir şeyler yapıyorum. Bunun karşılığı evet. olacak. Şunu söyleyebilirim. Bana göre spora yapılan yatırım çocuğunuza yaptığınız en büyük yatırım. Bence öğrenimden de daha önemli. Evet, okul çünkü, paralarını veriyoruz diyorsunuz. Evet. Spora da aynı parayı şimdi ödemeniz okul, gerekiyor. Okullara evet, çok büyük paralar veriyoruz. Özel okullara özellikle. Devlet okulları bile bugün şey alıyor. İşte bir kayıt parası alıyor evet, bir şekilde. Katkı payı. Sporda okulda öğrenmeyen şeyleri yani çocuk hayatı öğreniyor aslında. Neyi öğreniyor? Bir karar vermeyi öğreniyor. Mücadele etmeyi öğreniyor. Saygı duymayı öğreniyor. Disiplini öğreniyor. Bunları spor yoluyla öğreniyor. Aslında hayatın ta kendisi. Antrenmanın zamanında gelip gitmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Karar vermeyi öğreniyor. En önemlisi bana göre ve adapte olmayı öğreniyor. Yani bu çocuklara öğretmekte en zorlandığımız şey. Hızlı karar verme ve adapte olabilme. Ne demek adapte olabilme? Mesela tenis sporunda sürekli bir adaptasyonunuz var. Çünkü topa karşı sürekli bir hareket ediyorsunuz. Konsantrasyon var. Duruma adapte oluyorsunuz. Mesela bir gün açıkta oynuyorsunuz, bir gün kapalıda oynuyorsunuz, bir gün soğukta oynuyorsunuz, bir gün kalabalıkta sıcakta oynuyorsunuz, daha sakin bir ortamda oynuyorsunuz. Aynen. Ama bunu başka türlü öğretmenin bir yolu yok. Yani bir çocuğa adapte olmayı sporudan daha iyi bir şekilde öğretecek bir şey yok. Aslında biz çocuklara çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Fakat farkında değiliz. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki biz ebeveynler olarak işte çocuğumuzu korta getirdik. Ve şöyle bir söz duymuştum o zaman. En iyi ebeveyn kortta olmayan ebeveyn gibi bir şey. Yani çok müdahale edilebiliyor öğrenciye. Dolayısıyla siz burada antrenör ve ebeveyn arasındaki sorunlar, ilişki net seviyede olmalı? Yani biz ebeveyn olarak çocuğa duruşumuz nasıl olmalı? Şöyle bir defa ebeveyn bana göre bu üçgenin en önemli parçası. Çok değerli bir parçası. Yani en iyi ebeveyn, kortta olmayan ebeveyn birazcık sert giriş oldu. Bunu duymuyorum. Bir yerde de çünkü. Ama, gerçekten bir demiştim. Aslında şunu demek istiyor orada. Evet. Orada bir ironi var tabii. Evet. Yani bu puzzle içindeki en değerli ögelerden bir tanesi veli. Sadece ne yapması gerektiğini bilecek. Şimdi veli buradaki rolü çok önemli. Antrenörün rolü ve oyuncunun rolü. Bir veli antrenöre müdahale etmemeli. Pozitif olmalı. Ve sporcuyu yani oğlunu, kızını kesinlikle motive etmeli. Bunun bir spor olduğunu tamamen destekleyici ve tedarikçi bir rolü var aslında. Yani daha ötesinde bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü ebeveyn antrenörler o ayrı bir sayfa. O daha tehlikeli. Çünkü bana göre ebeveyn antrenörlerin başarı oranı yok denecek kadar az. Ve başarılı olanlarda da ilişkiyi feda etmek zorunda. Yani o ilişki küçük yaşlarda kırılıyor. Ve bir daha da asla düzelmiyor. Çünkü çocuğun anneye babaya ihtiyacı var. O rolü karıştırıyor. Çünkü içinde duygusallık var. Ve bu çok sağlıklı bir ilişki olmuyor gerçekten. Kim bunun aksini söylüyorsa, bunu yönetiyoruz, biz idare ediyoruz dese de o ilişki çok büyük zarar görüyor. Ve bunu ilerleyen yıllarda yani sporu bıraktıktan sonra çok net gözüküyor. Çok örneği var dünyada. Doğru haklısınız. O bir denge. Yani antrenör, ebeveyn kendini bir belki frenleme mesela çok şey kat söylemek istiyorsun belki bir yerde. Evet bir de şöyle bir şey var. Nasıl davranmak gerek dediğinize bir katkı daha sağlamak istiyorum. Kesinlikle çocuklarınızı kıyaslamayın. Bu çok yapılır veliler tarafından. Çocuklarını kıyaslarlar. İşte yan komşunun çocuğuyla kıyaslarlar. Yakın arkadaşıyla beraber görüyordur, onunla kıyaslarlar. Evet, bu eğitimde bile oluyor yani sporun. Bu gerçekten çocuğa yani yapabileceğiniz en büyük zararlardan biri. Spordan kopmasına neden olacak sebebiyet verecek bir şey. Ne dersinde bunu yapın. Yani ben eğitim tarafından da bakıyorum. Derslerinde de yapmayın, sporda da yapmayın. Doğru. Kendi içinde değerlendirin. Değerlendirmek lazım. Ben birkaç yıl önce Olimpik Olacak Çocuk diye bir blog yazıyordum ve
daha çok çocuk ve spor konularında araştırma yaparken okumalarımda da karşıma çıkmıştı. Ve o dönem sevgili İpek Şenoğlu'yla ve milli takım seviyesinde federasyonda görev alan Hakan Diler'le konuşma şansım olmuştu. İkisinden de edindiğim tecrübeler ve benim gözlemlediğim evet tenis ve kortun dışında yani raket ve kort ücretlerinin dışında tenis pahalı bir spor. Siz biraz açın. Tenisteki maliyetler nedir? Ebeveynler nasıl bir yatırıma karşı karşıya geliyorlar? Şimdi tenis pahalı mı değil mi? Şöyle açmak istiyorum. Tenis başlaması pahalı olmayan fakat profesyonelleştikçe pahalılaşan bir spor. Bu da bütün branşlarda böyle ama. Çünkü ne kadar özelleştirirseniz o kadar daha fazla para harcamak durumunda kalırsınız. Tenisin en büyük maliyeti turnuvalara gittiğinizde bunun finansman ayağı. Ama başarılı olan sporcularda bunlar bir şekilde ya kulüpler ya vakıflar ya federasyon tarafından karşılanıyor. Yani bizde başarılı olan sporcular Türkiye'de söyleyeyim. Hem bakanlık tarafından destekleniyor, hem federasyon tarafından destekleniyor. Olimpik destek kapsamına alınan sporcular var. Bunların kriterleri var. Yani başlaması da dediğim gibi bir okula, yani bir özel okula, kreşe harcadığınız paradan çok fazla bir para değil. O kadar değil zaten de. Evet. Ama değil. Ama tabii şöyle diyeceksiniz. Yani ama sadece tenis yok ki. Başka şeyler de var. Evet. O yüzden bu işe meraklı olup yeteneği de olup taranıp iyi olan çocukları kulüpler tarafından da finanse ediliyor. Yani bizim mesela Tenis Eğitim Dağcılık Kulübü'nün vakfı var. Tenis Eğitim Dağcılık Kulübü Spor Vakfı. Bu belirli beceri seviyesi yüksek fakat ailesinin durumu iyi olmayan sporculara, adaylara destek veriyor. Süper. Bunları eğitiyor. Hiçbir ücret almıyor bundan. Belediyelerin keza açık tesisleri var. Orada ücretsiz kurslar var. O nedenle yani pahalı, başlaması pahalı değil bence. Tamam. Ama profesyonel seviye pahalı. Ama her branşın profesyoneli pahalı. Peki çok özel istekler gerekiyor. Doğru. Haklısınız. Peki ebeveyn bu yatırıma katlandı ve çocuğu yetenekli gelişim gösteriyor ve her sene belli bir ücret ödüyor. İşte destekler var falan. Peki geri dönüş, yatırımın karşılığında bir maddi getiri ne zaman olacak? Oluyor mu ya da? Profesyonel. Teniste profesyonel geri dönüş dediğim gibi profesyonel turnuvalar oynamaya başladıktan sonra başlar. Ve bu çoğunlukla uzun dönemde sizin total harcadığınız rakamı geri vermeyecek. Vermeyecek. Yani buna şöyle bir örnek vereyim. Mesela eğitimde çocuğu kreşten üniversiteye kadar harcadığınız parayı bence okula vermeyin. Çocuğa o senenin sonunda nakdi olarak verin veya bir iş kurun. Daha çok para kazanır. Evet, sonuçta, bu da onun gibi. Evet. Burada ben velilerin şu şeyini anlamakta bazen zorlanıyorum. Evet, o da bir eğitim, bu da bir eğitim. Öyle görmüyor bazı ebeveyn. Eğitim olarak görmüyor. Görmüyor belki ama bu çok ciddi bir eğitim. Ve sağlığına da çok faydası var bu arada. Şimdi ne oluyor? Bir çocuk başlıyor ortaokul, lise, üniversiteye gidiyor. Veli de buna çok ciddi paralar harcıyor. Ondan sonra çocuk iş hayatı, yani doktor, master yapmazsa kendi onu da yapsın. Sonra bir işe giriyor. Bu işe girdiği zaman kazandığı para ile eğitimde harcadığı parayı çıkartması mümkün değil. Şu anki ekonomik durumda söylüyorum. Evet. Şimdi burada böyle bir yatırımı geri alma diye bir şey yok. Spor kendi hayatına yaptığı bir yatırımdır. Ben öyle görüyorum. Sporun içinde kalmak sadece sağlık açısından değil, sosyal gelişim, çocuğun özgüveni, ilişki kurması açısından da çok önemli. Yani ben buraya biraz daha maddesel değil, daha maneviyatçı bakıyorum. Para kazanan seviye profesyonel anlamda o İşin farklı bir boyutu. O zaten eğitimi de biraz daha ikinci plana almıştır. Evet, mutlaka bir eğitimden geçiyor. Üniversiteyi de okuyorlar hatta bu arada. Şimdi geri dönüşüme şöyle bir destek daha vereyim. İyi seviyede milli takımda oynayan sporcuların çok büyük imkanları var.
Mesela üniversitede burslu okuyorlar. Evet. Vakıf üniversitede anlaşmalar var. Birçok ebeveyn artık spor dalına burs alabilme gözüyle bakıyor biraz da. Yani profesyonel olmanın ötesinde. Üniversite bursu için spora yollayan çok aile duyuyor. Lisede de var bu. Şimdi ben bakıyorum lisede çoğu okulda burs veriyorlar. Şimdi üniversitede Amerika'da okuyabilir. Özellikle kızlar biraz daha şanslı. Çünkü onun daha çok burs imkanı var. Sayı olarak diyorum. Peki. Erkekler biraz daha zor. 4,5 burs var. Kadınlarda 8 tane var. Mesela ben böyle okuyanlardan biriyim. Ben Amerika'da burslu okudum. Ve tenis sayesinde okudum. Bu bence geri dönüşümü en ideal şey. Bu evet. Zaten bu geri dönüşüm. Yani bu geri dönüşüm. Yani bunu bir nakdi geri dönüşüm ve aynı bir geri dönüşüm olarak algılayabilirsiniz. Yani bence işte askerlik hayatımda yani sporun her zaman olumlu yönde hayatımıza çok büyük katkılar verdiğini ben bizzat şahit oldum. Ve ebeveynlere de hep bunu söylüyorum zaten. Mutlaka sporun içinde kalın, sporla kalın ve çocuğunuz da bu işin içinde kalsın. Evet. Her iki tarafında yani çocuk ebeveyninden, aileden görecek ki belki daha çok spora yatkınlık gösterecek. Peki bu noktada şeyi de merak ediyorum. Yurt dışı örneklerini merak ediyorum hocam. Bizler işte çok fazla profesyonel sporcu çıkartamıyoruz ama katılımcı seviyesinde olsun, daha ileriye aşamaya gelmiş, artık bu işten para kazanıyor, profesyonel aşamada olsun. Yurt dışı ile farkımız nasıl? Onlar nasıl yapıyor, biz nasıl yapıyoruz? Biraz onu deneyebilir miyim? Şöyle, tenis özelinde tabii ki konuşacağım. Bu bir devlet politikası ile biraz da kültürel. Yani biz hep söylüyorum uzun dönem oyuncu gelişiminden bahsettim. Bu çok uzun yıllar sürüyor. Yani ortalama 24-25 yaş ilk yüze girme ortalaması profesyonel anlamda. 25, 5 yaştan başladık. 25 yaşına çok kaba tabir söylüyorum 20 sene. Bu uzun dönem. Yani 20 sene bir şeye yatırım yapabilmek veya bunu yatırımı destekleyebilmek bir yapıyı gerektiriyor. İşte federasyondu, işte spor bakanlığıydı. Bunu tabii ki yapıyoruz, yapmaya başladık. Diğer ülkelerden farkımız bunun bir sportif bir kültür olarak spor politika haline gelmiş. İşte fiziksel okuryazarlıktan başlıyor. Filtreleme yani altyapıda oyuncu seçme imkanları çok daha fazla. İşte bizde beden eğitimi dersleri test çözme dersi olarak görüldüğü sürece böyle bir iş olmuyor. Dolayısıyla altyapıdan çocukları daha iyi geliştirmemiz lazım. Bir. İki, deneyimli antrenör sayımızı arttırmamız lazım bu işinde kalan. Yani bizde tenis, birazcık tenis oynayan antrenör özel ders. Antrenör oldu ve özel ders veriyor. Şimdi özel ders olayı bambaşka bir iş. Çünkü bu, o çok daha iyi para kazandırıyor. Yani dediğiniz gibi geri dönüşümü ne bu işin? Bir bankacı olmaktansa bir tenis dersi hocası olması. Çünkü daha rahat para kazanacak. Evet, kendi saatini ayarlayacak. Kendi saatini ayarlayacak. İstediği zaman ders verecek. Evet. Bu da bir iş. Dolayısıyla bu var. Performansla uğraşmak bambaşka bir iş. Kulüp yöneticisi olmak ayrı bir iş. Dediğim gibi yani tenis sektörünün içinde kalarak çok farklı işler yapabilirsiniz. Turnuva organizasyonları ki biz yapıyoruz bunu. Yani bu kariyer planlamasında esasında çok yapılacak çok şey var. Çok şey var. Teniste. Bizim yurt dışıyla farkımız bir, sebat etmek, uzun dönemde bir şeye adanmak bizim en büyük eksiğimiz. Evet, biz yani çok tez canlıyız yani. 5 sene bile bize uzun geliyor. Yani en kısa böyle özetleyebilirim. Yoksa bunun bir sürü örneği var ama ben ilk sebat edip sabırla bu işi yapmanın en büyük eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Son olarak hocam, tenis sporuna katılımcı bir birey yetiştirmek olsun ya da çocuğunuz profesyonel seviyede oynasın istiyorsunuz. Ebeveynlere önereceğiniz şey nedir? Neler yapmalılar? Bir, çocuklarını her zaman desteklesinler. Katılımcı olmaları yönünde onlara pozitif destek versinler. Çocukları asla kıyaslamasınlar birbirleriyle. Çocukların istediği oran doğru eğitim merkezine götürsünler kesinlikle. Bunu biraz araştırsınlar. Eğer bulamıyorlarsa sizle temas kursunlar. Teşekkürler. Gerçekten tenis altyapı eğitimi çok farklı bir eğitim. Oyuna dayalı gelişim modeliyle bu iş bütün dünyada öğretiliyor. Ve ben bunu çok savunan ve destekleyen biriyim. Ve bunun içinden de ayrılıyor çocuklar.
Şöyle bir araştırma var Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan. Spor branşlarını tarıyorlar ve işte katılımdan hangi branşta daha fazla düşme oluyor, hangi fazla branşta bırakma oluyor bakıyorlar. Tabii ki tenis, futbol, basketbol çok üst sıralarda. En az katılımın düştüğü branş lacrosse çıkıyor. Lacrosse da Amerikalılar çok sert bir spor bu arada. Sonra araştırıyorlar. Bütün branşlar da merak ediyor. Lacrosse'da ne var böyle? Hani niye Niye bu kadar az düşüş evet oluyor? bir bakıyorlar ki iki tane önemli şey öne çıkıyor burada. Bir, velinin olaya müdahalesi ve katılımı yok denecek kadar az. Çünkü bilgi sahibi değiller. Fazla Değiller. bilmiyorlar. O yüzden Yorum yorum yapamıyorlar. yapamıyorlar. İkincisi, az geri bildi, az bilgi veriyorlar çocuklara. Yani veriyorlar, oynuyorlar. Amaç bilgi yüklemek değil Bilgi orada da. yüklemek değil. Burada tenisin temel eğitiminin altyapısında çocuklara görev vererek oyuna dayalı beceriyi geliştirme modeli ön plana çıkıyor. Modern eğitimde çocuğa bir şeyi direktif vererek değil, tam tersine görev vererek çocuğun keşfetmesini sağlıyorsunuz. Ve bu çok kolay bir şey değil. Ve bunu biz oyunlarla, seçilmiş oyunlarla yapıyoruz. Yani dışarıdan belki balon sektirmenin veya topu eliyle yuvarlamanın hiçbir şeyini görmüyorsunuz ama aslında orada çocuk neyi öğreniyor? Bir, gözüyle topu takip etmeyi öğreniyor, algılamayı öğreniyor, mesafe kontrolünü öğreniyor. Yani o egzersizin arkasında geliştirilmesi planlanan bazı beceriler var. Beceri. O becerileri oyun, yani şunu demiyorsun, işte topa bak, şöyle bak, böyle bak dediğin zaman çocuk kendini geri Geri çekiyor. çekiyor. Bu nedenle keşfetme yoluyla oyuna dayalı beceri gelişimi modern tenis eğitiminde çok ön plana çıktı ve Kanada ve Avustralya bunda dünyanın öncüleri arasında. Biz de şu anda zaten TED Spor Kulübü'nde bunu yapıyoruz. Bunun da altını tekrar çiziyorum. Verilerin ne düşündüğünü bilmiyorum ama uzun dönemde oyuncunun altyapı gelişimi bu şekilde. Süper. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum ederim. hocam. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ben bugünkü konuğuma teşekkür ettikten sonra şöyle tamamlamak istiyorum. Sevgili Profesör Doktor Selçuk Şirin'in bir kitabında söylediği çok güzel bir söz vardı. Gelin çocuklarımıza ayağa yere basmayan hayaller kuralım, hayaller verelim der. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.